Hasan Aydın 1960 doğumlu. Karasungur köyünden. Kuvancılar'da ikamet ediyoruz. Kuvancılar'da belediye başkan aday olarak nasip oldu, bu yola çıktık. 40 senedir siyaset yapıyoruz. 40 senedir de Kuvancılar'da esnafım. Ticaretle uğraşıyorum. Tarif etmeye, şeyleri söylemeye gerek yok. Şu anda nasip olursa inşallah belediye başkan aday olarak Milliyetçi Hareket Partimizden bu kutlu davada bilgi liderimize yakışan bir şekilde inşallah süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Kuvancılar insanı Kadir Çinas bir insandır. Harikadır. Cana candır. Halkını sever. Hizmet ister Kuvancılar. Her yerde öyle de Kuvancılar'da öyle. Kuvancılara başta hizmet, temizlik, temiz bir su. Kuvancılar aydınlatma hiç yok. Kuvancılar'da bir termal şeyler arası termalimiz hiç yok. Bu projemiz vardır, yerimiz de bellidir. Ondan sonra Kuvancılar'da minibüs terminal, mini minibüs terminali hem köyler için hem de Elazığ'a arasında çalışan minibüsler için projemiz vardır. Kuvancılar'ın geleceği için çok önemli bir temiz suya ihtiyacımız var. İnşallah temiz suyu da projemiz vardır. Kuvancılar'da başta gençlerimize kültürel olarak bir belediye olarak, kaymakam olarak, elbisesi olarak bu gençlerimizi sokaklardan kurtarmak, güzel bir proje yapıp bunları değerlendirmektir. Kuvancılar'da 25 il, 4 tane devlet yolu geçiyor. Kuvancılar bana göre şu anda hak ettiği bir yolda değildir, hizmette değildir. İnşallah bizler bu hizmeti alacaktır. Artık parke demoda oldu. Parki artık olmaz yani. Tümüyle sıcak asfaltlar inşallah projelerimiz var. Çalışacağız. Halkımıza, partimize, liderimize layık olmaya çalışırız. İnşallah söz verdim il başkanıma, milletvekilime. Kuvancılar'da Milliyetçi Hareket Partisi 3 hilalı Şahmiran tepesine dikeceğiz. İnanıyorum. Azimliyiz. Bu şeylerimiz de inşallah Allah'ın hinayetiyle başaracağız. Ve güzel bir kadroyla biz belediye başkanı olarak değil Kuvancılar'a gitmiyoruz. Bir beyefendi de olarak değil, biz hizmetkar olarak Kuvancılar'a hizmet etmeye gidiyoruz. Kuvancılar'da da yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz Kuvancılar. Bir başka adresimiz de yok. Babamız, amcamız, akrabamız, dostlarımız Kuvancılar'da. Yani taşır basmalımız bir nevi Kuvancılar'da. Biz Kuvancılar'ı kendimiz değil, halkımız için inşallah güzel bir hizmet yapacağız. O halka da inşallah layık olacağız ve bir dahaki sefere biz aday olmaya değil, onlar bize diyecekler, gel aday ol inşallah, bırak diyeceğiz sizi. Ha başarmazsak Kuvancılar halkından bırakırız, özür diye çıkarız. Ben bu başarıyı da Allah'ın izniyle kadromdan ve kadrom da hazır. Allah'ın izniyle biz bu kadroya inşallah Kuvancılar'da güzel bir hizmet yaparız. Kuvancılar'ın çok eksiği var. Gençlere yönelik işte demin ifade ettiğim gibi güzel bir kültürel olarak bir yer yapmak. Onların boş zamanları orada değerlendirme ve kitap okumak. Kütüphanayla beraber olmak şeyinden. Kuşu bantları yapmak. Bisiklet yollarını yapmak. Park Kuvancılar'da diyebilirim çok yetersiz. Hedefimiz Şahmiran Dağı'ndaki tepeyi hiç ileri dikmek demin söyledim ve orada da bir park yapmak. Güzel bir, şahane bir park yapmak. Kuvancılar'da ne söyleyeyim? Kuvancılar şu anda büyük bir belediyeyiz. İtfaiye yerimiz yok. Velhasıl ki nasıl anlatayım? Çöp arabalarımız, itfaiyelerimiz hepsi bir yerde. Biz başta bir itfaiye yerimizi yapacağız. İtfaiye müdürlüğümüzü ayırayacağız. Hizmet şeylerde hepsini birbirinden ayıracağız. Ve bu yerlerimiz de vardır. Bu inançla çıktık bu yola. Rabbim bize inşallah bu yolu gösterir. Aday oluruz inşallah. Bu halkımıza hizmet yapacağız. Kuvancılar'da zebze halımız yetersizdir, yoktur diyebiliriz. Kuvancılar'da bir zebze halı zaten projemizde vardır. Kuvancılar'da zebze halı diyebilirim hiç yok. Bir de biz bunları inşallah hepsini il dışına, ilçe dışına çıkaracağız. Kuvancılar'da yani saymakla bu işler bitmiyor.
Yani Kovancı'nın hak ettiği hizmeti almamıştır. Almamıştır. Çünkü niye kendim de belediye meclis üyesiyim, oradayım. Söylediğimiz projelerden de şu anda Kovancıların mahalle arka taraf caddelerine gidin, ışıklandırma hiç yok. Bir şehre yakışmaz. Demin ifade ettim, 25 il, 4 tane devletin yolu geçiyor orada. İpek yolu diyoruz biz buna. Kovancıların en az da orta refahı harika olması lazım. Kovancılar'da yeterli kadar hizmet yok, su yok. Şu anda projeleri üretmeye çalışacağız. İnşallah sizin değerli gibi dostlarımız da basınlar. Biz bu işleri başaracağız inşallah. Demin ifade ettim, dedim ki 40 senedir siyaset yaparım. 40 senedir burada esnafım. Bir tane Kovancılar'da çıksın, desin ki Hasan Aydın bize bir lafati dokunmamış. Biz sadece her zaman vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hasbihal bir küçük yerimiz var. Orada gelirlerse ne olursa yardımcı oluruz. Ha, yani karınca kadarınca işimize, gücümüze, halk, bizim işimiz halk. Başka bir işimiz yok, halktan. Hayalimdeki Kovancılar yeşil bir Kovancılar olması lazım. Kovancılar tarımı, sulama, şu anda barajlar, zaten devletimiz bu imkanları var, yapılıyor. Kovancılar'da şu anda 30-50 bin dönümlük bir arazi var. O arazinin sulanması için Kovancılar'a bir katma değer katar. Kovancılar dediğin zaman, Kovancılar şu anda 39 bin nüfusu var köylerinden beraber. 76 köyüz, 30 mezrayız. Bunu da herkes bile bilmez yani, bu kadar Elazığ'ı da söyleyebilirim yani. Bunların gitmediğim köy, gitmediğim mezra yok. Çünkü 40 senedir siyaset yapıyorum yani. İl başkanı, il encümenliğim olmuş, ilçe başkanım olmuş, meclis üyeliğim 15 sene olmuş. Gitmediğimiz taş, basmadığımız toprak kalmadı yani. Kovancıları baştan sona kadar bir elden geçireceğiz. Ondan sonra başlayacağız. Kovancılar rafanı ve belediye rafanı, katma değerini yükselteceğiz inşallah. Çünkü niye? İpek yolundayız, mecburuz. Elazığ'da da birinci büyük ilçeyiz. Kovancı hemşehrilerimizi saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlarım. Bize güvensinler. Biz Kovancılıyız. Her şeyimiz Kovancılar'da. Emlakımız Kovancılar'da. Su abonemiz Kovancılar'da. Kovancılara saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi bildiririm, sonarım. Biz Kovancılar, bize inansın, güvensin. Allah'ın izniyle biz Kovancıları hak ettiği yere getireceğiz. Bunu inancım tam. Rabbim bizi utandırmasın. Ekibimizden, dost arkadaşlarımızdan Kovancıları ihya edeceğiz.